Şerefenin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün tığ işi merdivenler modelinin anlatımını yapmayı düşünüyorum. Modelimiz 3 boyutlu kabartmalı bir model. Şu şekilde göstereyim. Ve gerçekten çok şık durmakta. Burası da modelimin arka yüzü. Modelim başlangıçta şu şekilde bir sıra delik oluşturarak devam etmekte. Her bir model için iki delik olarak hesaplamanız gerekmektedir. Her bir delik 3 zincir üzerine kurulmaktadır. 3 zincir atlayıp 4.'ye batıyoruz. Yani 8 zincir bir model için 8 zincir olarak hesaplayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki delik bir model oluşturmakta. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerefeninörgüdünyası.com adresimi ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi ben size iki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi sekiz iki model için zincirimi çektim. Daha sonra şimdi buradan şu şekilde tutuyorum. Bir tane zincir çektim. Ve bir zincir öncesine batarak bir tane şu şekilde sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincire batarak sık iğne şeklinde zincirimi şu şekilde tamamlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincire batarak bir tane yuva oluşturuyorum. İlk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 4. zincire batıyorum. 1 2 3 1 2 3 4. zincire batıyorum. İlk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 örgümü ters çeviriyorum. Her bir deliğe 5'er tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Üç defa da ördüğüm 5 adet trabzanımı yapıyorum. Son trabzanımı yapıyorum. Tabi bu zincirden sonrası 2, 4, 5 tane olacak. Daha sonra diğer deliğe atlıyorum. 5 tane de üçlü trabzanı buraya yapıyorum. İlk sırayı bu şekilde hiç zincir çekmeden, aralarda boşluk vermeden 5'er tane üçlü trabzan olarak devam ediyorum. Bir sonraki deliği atlıyorum ve aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerefenin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonuncu deliğime geldim. 1 2 3 4 ve 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra ilk başta bir tane sık iğne ile oluşturduğum küçük bir yuva vardı. Oraya batıyorum ve bir tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bir tane zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Devam ediyorum. 2 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincirden sonra trabzanımı şu şekilde arasından giriyorum ve bir ilmek çekiyorum. 1 2 defa da örüyorum. Son ilmeği örmüyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı şekilde trabzanımın arasından geçerek ilmek çekiyorum. 1 2 defa da örüyorum. 3. ilmeğimi örmüyorum.
Bu şekilde 10 tane ilmeğimi aralarından girerek trabzanlarımın tepesine batmıyorum. Sadece aralarından girerek bir iki defa da örüyorum ve üçüncü ilmeğimi örmeden bırakıyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 Bu şekilde 10 tane ilmeğimi, trabzanımı ikili olarak ördüm. Son ilmeklerini örmedim. Baştaki zincirle birlikte 11 tane ilmeğim oldu şu anda. Hepsini bir kere de topladım. Ve 1 2 3 tane zincir çektim. Şu boşluğa iki modelin arasındaki trabzanların olduğu boşluğa batıp sık iğne şeklinde zincirimi buraya sabitledim. Şimdi burası bakın tepe kısmı büzüldü. Burası sizi korkutmasın. Bu büzülme örgüme şu boyutu kazandırmak için. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde trabzanlarımın arasından girerek 2 defa da ördüğüm ilmeklerimi yapmaya devam ediyorum. Bu kısımda biraz hızlanmak istiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. YouTube kanalıma abone olarak günlük paylaştığım videolarımı izleyebilirsiniz. İki defa da örüyorum. Bu arada orta kalınlıkta bir ip kullandım. Çok da kalın bir ip kullanmanızı tavsiye etmem. Zaten boyutlu bir model olduğu için çok sert durabilir. Ama çok ince iple de bu kadar net göstermeyebilir. 10 tane aynı şekilde üçlü trabzanımı ördüm. Baştaki zincirle birlikte 11 tane. Aynı şekilde hepsini bir kere de topluyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başlangıçta çekmiş olduğum şu zincirle olan kısmın arasına batıyorum ve zincirimi sabitliyorum. Şu anda ilk modelimi tamamlamış bulunuyorum. Üç tane zincir çekerek aynı işlemi tekrarlıyorum ama bu sefer modelim aralara kaydırılacak. Şu zincir çektiğim boşluğa batarak 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 tane. Tekrar şu aradaki zincir çektiğim boşluğa batarak, şimdi eğer örgüye yeni başladıysanız nasıl yaptığımı merak ediyorsanız şu şekilde göstereyim. İlmeğimi çektim. 1 2 3 defa da topluyorum. 1 2 3 4 ve 5 Aynı şekilde şu her zincirin arasındaki boşluğa batarak 5'er tane trabzan yapıyorum. 2 3 biraz hızlanmak istiyorum. 4 ve 5 Son boşluğa zincirimin arasına batıyorum ve 5 tane daha trabzan yapıyorum. 3'ü de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi tekrar toplama sırasına geçiyoruz. 1 2 3 tane zincir çekip örgümü ters çevirdim. İlk zinciri atlıyorum ve ilk trabzanımın arasından geçerek
1, 2. İkinciye giriyorum. 1, 2. Üçüncünün arasına giriyorum. 1, 2. 1, 2. 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra baştaki zincirimle birlikte 6 tane hepsini bir kere de topluyorum. Yalnız şunu söylemeyi unuttum. Şu en sondaki yuvaya 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımızı yaptıktan sonra şu sonuna bir tane daha trabzan ekliyoruz. Direkt vazifesi görecek olan. Başta bir zincir çekmiştik. Daha sonra 5 tane yapmıştık. Bitişinde ise 5 tane trabzanı yapıyoruz. Direkt vazifesi görecek bir tane daha trabzan yapıyoruz. Yani sonuncu deliğe 6 tane. Sıra sonuna gelen yere 6 tane trabzan yapmış oluyoruz. Ve 5 tanesini örüyoruz. Bir kere de topluyoruz. Şu anda yarım model yapmış oluyorum. Bu kenara gelen kısmı yarım model olacak. 1, 2, 3 tane zincir. Ara boşluğa batıyorum. Ve bir kere de topluyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve trabzanlarımın arasından girerek 2 defa da örüyorum. Bu sefer 10 adet trabzanımı aralardan girerek örüyorum ve ortası tabii ki bütün model olacağı için 10 tane trabzanımı örüyorum. Yanlarda yarım model uygulanacağı için 5'er tane trabzanımı bu şekilde örüyorum. Şu anda ilk sırada yaptığım aynı işlemi yapıyorum fakat bu sırada modelimi kaydırma yaptım. Hepsini bir kere de topluyorum ve 1, 2, 3 tane zincir çekip ara boşluğuna batıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Kenardaki yarım modelimi de 5 tane trabzanımı 2 seferde örerek tamamlıyorum. Zor gibi görünse de gayet zevkli bir model. 5 tane zincirle birlikte 6 tane oldu. Hepsini bir kere de toplayıp 3 tane zincir çekiyorum. Ve şu son zincirin boşluğuna batarak bir kere de sabitliyorum. Burası bakın ikinci modelim de iki modelimin arasına yeni bir modelim girmiş oldu. Kenarlarda yarım modelim var. Örgünün kenarlarına gelen yarım modeller dediğim gibi zincirden sonra 5 trabzan, bitişinde ise 5 trabzandan sonra bir tane daha şu boşluğa girerek direkt vazifesi görecek bir trabzan daha yapıyoruz. Toplamda kenarlarda 6 tane trabzan olmak zorunda modelimizin eksik kalmaması için. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve tekrar ilk başlangıçtaki işlemi yapıyoruz. İlk başlangıçtaki işlemimizi yapmak için şu ilk boşluğu atlıyorum. Bu boşluğu geçiyorum. Diğer boşluğa batarak 5 tane deliğime trabzan yapıyorum. Şu anda ilk başlangıçtaki işlemimizi tekrarlamış oluyoruz. Modelimizi tekrarlıyoruz yani. 2, 4 ve 5 tane. Tekrar devam ediyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum. Zincirle trabzanlarımın arasına. Her bir deliğe 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2, 4 ve 5. Aynı şekilde şu boşluğa batıyorum. 5 tane de buraya yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5 tane. Şu boşluğa batıyorum. Bu kısımları normal trabzan yaptığım için sadece hızlı geçiyorum. Çünkü buralarda herhangi bir işlem yok ama nerelere batmanız gerektiğini gösteriyorum. 2, 3, 4 ve 5 tane yaptıktan sonra şu başlangıçta bakın. İlk deliği atlayarak sonrakini yaptık. Ortaya gelen kısımları yaptık. Bunu da aynı şekilde ortaya gelen kısımları yaptık.
ve kenarda şu zincirin başlangıç kısmına batıyorum ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar üç tane zincir çekiyorum ve aynı buradaki yaptığım gibi zincirimi atlıyorum. Trabzanımın arasından girerek 10 tane trabzanımı bu şekilde örüyorum. Gördüğünüz gibi ilk başlangıçtaki gibi motiflerimi tamamladım. Örgüm bu şekilde. Bakın ne kadar güzel, boyutlu ve hoş görünen bir model oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın.